Ne oldu? Evet. Hı. Evet. Ali abi, Ali Eyüpoğlu Evet. bizim yorumcularımızdan da çok da değerli Evet. gazetecidir, üstattır. Arda ile ilgili yazı yazdı bugün sayfasında gazetede ve Arda onu aramış mı? Birazdan yayına bağlayacağız. Ali abi. Ali abiye bir alo diyeceğiz. Evet, şu an diyebiliyor muyuz? Şu an Ali abi hattın diğer ucunda. Ali abicim, günaydın. Günaydın. Günaydın Ali abicim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Seni özledik. İlk önce onu söyleyeyim. Sonra da bu çirkin olayla ilgili yorumunu, değerli bir gazeteci olarak neler söyleyeceğini merak ediyoruz. Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse Arda benim takdir ettiğim, beğendiğim bir futbolcuydu. Bir Anadolu çocuğunun bir futboldan nasıl dünya çapında bir star olabileceğini örnekti. Evet. Ama ve lakin Arda bu şöhreti öylesine hoyratça kullandı. Yani ayağına kurşun sıkmanın ötesinde kafasına kurşun sıktı son olayla. Yani milli takımın kampına giderken bizim gazetenin yazarlarından sevgili Bilal Meşe'ye yaptığı saldırı, çirkin saldırı ve küfürleşmeyle başlayan çöküş süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kadar para kazanan bir insanın psikolojik destek almaması çok enteresan. Bir Yani insan bir yokluktan yardım geliyor. alır. Şimdi arkasından biliyorsunuz milli takımdan ayrılmak zorunda kaldım. İstanbul Başakşehir'in maçında Sivasspor karşılaşmasında hakeme yaptıkları nedeniyle önce 16 maç ceza aldı. Sonra 10 maça indirildi. Bir sezonu neredeyse kaybetti. Arkasından ben programdayken gelen görüntüler üzerine yaptığım yorumlarında da aynı şeyi söylemiştim. Bu evlilik sürecinde medyaya karşı tavrı, kabadayı jargonu. Bunlar bir futbolcuya değil insana yakışmayacak şeyler. En son Berkay Dur hadisesinde Ali abi. Senin yorumunu çok önemsiyoruz ve bekliyoruz. Berkay hadisesinde Ali Eyüpoğlu ne diyecek? Bu arada son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Ali abicimiz bekliyor. Ali Eyüpoğlu'na söz vermeden evvel Berkay Şahin'in bizim ekipten birisine yaptığı açıklama var, ekip arkadaşımıza. Özlem eşi asla aramamış. eşini aramamış. Mesaj Aslan, atmış. Aslan Doğan'ı mesaj atıyor ve mesajın üzerine Arda'nın eşi Berkay'ın eşini arıyor ve diyor ki olayları Olayları biliyorum. anlatmana gerek yok, ben her şeyi biliyorum diyor. Yani Aslan Doğan, Tuğran bütün olayları biliyormuş. Şimdi Ali abicim, Ali abi. Evet. Sizi dinliyoruz efendim. Neler söyleyeceksin Ali abicim bu yaşananlar üzerine? Son bu Berkay'la yaşanan olayda kalmıştık yorumunda. Evet. Şimdi Arda Turan'ın Berkay hadisesi rezaletin son perdesi. Evet. Yani nasıl bir ay sonra eşi doğum yapacak, baba olacak bir insan bir mekanda karşılaştığı bir kadına, evli ya da bekar hiç fark etmez. Evli olması daha da katmerleştirir bu olayı da. Yani tanımıyor, hukuku yok, şaka olamaz. Diyor ki daha önce karşıma bekar olsaydım seni kaçırmazdım. Yani bu kadar gözü dışarıda, bu kadar ailesine, eşine, doğacak çocuğuna saygısızlık olabilir. Sonrasında zaten bu tacize uğrayan kişi eşini anlatıyor. Eşi de onu eve gönderiyor yazılanlara göre. Ve aralarındaki tartışmada burnu kırılıyor Berkay'ın. Sonrasındaki hastane boyutunu bilmiyorum. Onu doğrulatamadım ben. O nedenle hastane boyutu işin katmerli tarafı. Hastaneye gitmiş adamlarıyla silah götürmüş. Onu Al, beni vur. yalanlamış Ali abi sonra. Yani onu doğrulatamadığım için oraya girmiyorum.
Ama Aslan Gürbüz'ün açıklamasını okudum, üzüldüm. Yani eşinin açıklamasını mı? Arda'nın eşinin açıklaması. Evet evet, Aslan'ın. Evet. Neden üzüldün? Şimdi orada kendini önce tanımlıyor. Nasıl bir aile terbiyesiyle, kültürüyle yetiştiğini. Sonunda da bir kibariye modu görüyoruz. Kibariye ne demişti? Hatırlarsanız evet. Aldatıldığında ve eşi ekonomik olarak iflas ettiğinde sahip çıkmıştı ona. Yani gözümle görmesem inanmam demişti. Evet. Aslan da doğacak çocuğunun geleceği için anlaşılan sineye çekiyor. Bir umut, benim anlamadığım ama senin çok anladığın bir konudur o. İleride düzelir moduyla tahammül. Ha, bana diyor. Evet. Doğru Ali abi, ama ben şiddet konusunda öyle düşünmüştüm ya. Yani hani ya, hatalıyım tabii ki. Ama haklısın. Ama yani şiddet... Bir kere yapan tekrar yapar. Doğru bir diyorsun. Bir de sadakatsizlik var. Yani sen bir kadın olarak evinde o kişiye bir çocuk dünyaya getireceksin. Ya. Sadece o kişiye değil, kendine de aynı zamanda. Bu karşılıklı sevgi ve saygı ilişkisiyle olacak bir şey. Buna rağmen nasıl olur akıl erdiremiyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Ben daha önce hatırlarsanız Arto Tuna'nın bir kaşında bir morluk olmuştu. Reklam çekiminde düştüğü falan söyleniyordu. Yani onun bile perde arkasında Arda'nın aslında nasıl bir lümpen bir genç olduğunun göstergesi. Çünkü bana o setten anlatılan şuydu o zaman. Arda Turan reklam çekimine gidiyor. Yolda şoförü bir araçla trafikte kapışıyor. Araçlar duruyor. Arda iniyor. Çocuğa kafayı çakıyor. Eyvah. Yani sen milli takımın kaptanısın, yıldızısın. Yani bunun dedikodusunun olması bile hoş değil. Bugün gördüğümüz tabloda bu Arda'ya o kadar yakışan, hiç yadırganmayan bir şey ki, tavır ki, umarım bir an önce bu şöhretin ve gençliğin, artık gençlikte değil aklı başında bir devre geldi, hatalarını anlar. Bu yani sonuçta ölüm yok, yaralı yok, gönül kırık, burnu kırık insanlar var. Umarım hatalarını anlar, hatalarından ders alır. Futbol kariyerinin sonuna doğru ya bu Arda da düzeldi der insanlar. Peki Ali abi, son bir şey soracağım sana. Son bir şey söyleyeceğim. Bu Arda olayım bize bir şey daha gösterdi yalnız. Çok enteresan. Türkiye'de toplum ilk defa birilerine siz bir susun ya, sizin konuşma hakkınız yok dedi. Arda'ya tepki gösteren bazı ünlülere sosyal medyadan öyle bir karşı tavır geldi ki, siz önce kendi hayatınıza bakın, kendi özel dünyanıza bakın, sonra başkalarına ayar çekin, ders verin diye. Evet, ve herkes paylaşımını sildi. Herkes paylaşımını korkudan sildi Ali abi. Ya, bu çok önemli. Bu nedir biliyor musun? Nedir? Şöhreti kadar itibarı yok artık bazı insanların. Evet. Şöhret var ama itibar sıfır. Doğru diyorsun. Güzel başlık yani, bıraktın Ali abi. Birine laf söyleyebilmek için önce senin doğru ve temiz olman lazım. Doğru. Hep dersin ya, camdan kuleler varsa kimseye taş atmayacağız. Ali abi, o zaman hemen soruyorum. Nerede bu açıklamalar bu arada? Kayan yazımı olacak. Ali abi, önce şeyi soracağım sana. Deniz Seki'nin açıklaması. Deniz Seki bir yorum yapıyor. Diyor ki yani namusa, şerefe aykırı hareketler diyor. Hüsnü şenlendirici mi soruyorlar sonra? Sonra hemen altına Hüsnü şenlendirici yazıyorlar. Sen de evli adamla birlikte oldun vesaire diye. O paylaşımı siliyor 5 dakika içerisinde. Ayşe Öz Yılmazel paylaşıyor. Ayşe Öz Yılmaz'a diyorlar sen kanserli kadını öldürdün. Evli adamı ayarttın, evlendin diyorlar. O da yazdı yazacağına pişman oluyor. Evet, bu tepki gösterenler haksız mı? Ya herkes bir haddini bilsin ya. Yani bazı konularda da ahkam kesmeyin. Yani o konuda zaafım varsa, bak şöyle bir hayatta bir gerçek var. Dünyanın en güçlü şirketi, dünyanın en güçlü insanı,
Kim ne olursa olsun zaafı kadar güçlüdür. Deniz Tekin'in bir Hüsnü Şenlendirici zaafı var mı? Geçmişinde var. Var. Deniz Tekin'in uyuşturucu tedariginden hapis cezası almışlığı var mı? Var. Var. Bu konularda ahkam kesmeyeceksin. Bu konularda kimseye akıl vermeyeceksin. Başka konularda olabilir. Notayı yanlış bastı de, bu şarkı sözü kötü de. Artık onu da diyemez. Artık onu da diyemez, full detone zaten. Yani şey anlatmaya çalışıyorum. Yani gel kendi sahana çekil. Doğru. Anlatabildim mi? Yani Deniz Tekin hangi öfkeyle, hangi kızgınlıkla, hangi kırgınlıkla, yani niye yazarsın? Çok haklısın. Ya bir nefes al, bir derin nefes al, bir 200 metre yürü, temiz hava al, kendine gel. Ayşe Özyılmaz yaz. Yani tamam, sen köşe yazarsın, gazetede yaz. Gazetede yazarsın, ona da tepki gelir, yorumları kapatırsın, ama sosyal medyada bunu yazmak için şöyle bir derin nefes alması gerekiyor insanlar. Ben bile, hiçbir zaafım yok o konuda. Ben bile uzunca bir süre bekledim de ondan sonra bazı şeyleri doğrulattım, ondan sonra yazdım. Yine de yorumun senin sert değil Ali abi. Yani ben geçmişi hatırlatmışsın. Ha. Arda'nın geçmişi. Ben kronolojini alt alta koydum. Hı. Bir kariyerin bu kadar kötü yönetilebileceğini, kariyer yönetimin ötesinde insanlık konusunda da çok kötü bir sınav verdiğini, birçok insanı ayıp ettiğini sıraladım. Yani yorum yapmadım ama bakış açımı sergiledim. Dedim ki o kendisini sevenleri de üzdü. O sevenlerden biri de bendim. Ama ağzıyla kuş tutsa artık Arda benim için bitmiştir. Öyle diyorsun. Gerçekten abi, ben de severdim ama taciz kim yaparsa yapsın, babam olsa tanımam. Her zaman da söylüyorum yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ali abiciğim. Ali abi, seni özlemişiz ya. Vallahi ya. Öpüyorum. Pötçeyelim bir ara. Hiç bize demiyorsun ama ben de sizi özledim. Demiyor. Pötçeyelim bir ara. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Ali abi. Çok teşekkür ediyoruz. Ali abi yine her zaman olduğu gibi çok farklı ve çok doğru bir yere değindi. Aslında sanat camiası bir dönüp kendine baksın değil mi? Ne haldeyken neleri savundular falan. Fakat bir şey duydum, doğru mu bilmiyorum. Arda'nın şu söylemi varsa eyvah eyvah. Ne? Kendi dönüp bir sapkın ilişkiler yaşayan kocasına baksın mı demiş. Sapkın ilişkiler yaşayan kocasına baksın önce demiş. Ve bu arada gelen istihbarat. Çok önemli ve değerli bir kişiden, silah olayı kesin doğruymuş. Silahla hastaneye giriş Hayda. Yaptığı görüntüleri varmış. Arda kesinlikle yapmadım diyor, niye gideyim o zaman? O zaman bir dakika, silahla girdiyse ve özür dilemediyse Arda'nın beyanına göre orada başka bir şey oldu da gitti. O zaman bakın, konuşmadığınız zaman içerisinde, şimdi bak Berkay, Arda bir laf söyledi, hem özür dilemedim dedi, hem de silahla gitmeyi okeylediler, hem de sana sapkın ilişkiler yaşayan dedi. Bunu o zaman sen açıklamazsan burada diyeceğiz ki o zaman Arda'ya mı taciz oldu kardeşim? Evet, Arda mı tacize uğradı? Ya ne oluyor? Ah, kafam yandı. Benim bunları algılayacak bir tecrübem yok.